Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleriyle ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugün ise sizlerle birlikte 15 tane parfüm hakkında konuşuyoruz. Bu 15 tane parfümün ortak özelliği ne derseniz hemen sizlere söylüyorum. Instagram'da, YouTube'da, Fragrantica'da çokça isimlerini duyduğum bu parfümlerin gittim, boş durmadım, dekantlarını aldım. Tek tek denedim ve de bugün geldim buraya ve de onları önüme dizdim. Indie markalar var, niş marka var. Markalar var aslında. Designer var. İki tane designer var. Yani karışık bir liste var bugün önümüzde. Dekantları denedim. Tek tek böyle kısaca neler hissettiğimden bahsedeceğim. Bir tane de galiba daha önceden bahsettiğim bir parfüm var bu listede. Çünkü onun da büyük travel size'ını 8 ml'lik bir dekantını almıştım. O yüzden onu da tekrar bugün bu listeye getirmek istedim ki ne kadar beğendiğimin tekrar altını çizmiş olayım. Şimdi ne oluyor bugün? Bugün farklı bir şey yapıyorum biliyor musunuz? Bugün aslında hemen size gelin birazcık neler yaptığımdan bahsedeyim. İşe gittim sabah ama bugün biraz işlerimi çabuk bitirdim. Dedim ki ay dedim bari bugün biraz bir erken ayrılayım. Bir şeyler yaparım falan dedim. Baktım. Aa dedim neden eve gitmiyorum. O da arkadaşım hala çalışıyor. Biliyorsunuz o embriyolojist. O hastanede çalışıyor. Dedim ben de böyle bir açayım ışıklarımı. YouTube'da şöyle güzelce bir video yapayım dedim. Böyle bir video yapmak zaten ne zamandır aklımdaydı. Bu son zamanda denediğim parfümleri şöyle kısaca bir özetlemek. Hepsini böyle bir grup halinde toplamak. Ondan dolayı bugün buraya gelmiş bulunuyoruz. Nereye geldik? Ne zaman geldik? Hemen sizlere söylüyorum. Şöyle telefonumu alayım. Ekranını bir ışıldatayım. Bugün 18 Ekim Salı günü San Francisco'da saat öğleden sonra 4:08 geçiyor. 4:08 geçtiği için çok işlek bir zamandayız ve de caddem bu arada kaynıyor. Bu videonun devamında birçok ses duyabilirsiniz. Bizi o taraftan şöyle çarpacak olan olabilir. Artık onların kusuruna bakmayın diyorum. Eğer sizler de benimle birlikte bu 15 tane parfümü yorumlamak istiyorsanız bu YouTube'da, Fragrantica'da, Instagram'da Türk parfüm zümresinde çok konuştuğu parfümler hakkında bildiğim neler düşündüğümü merak ediyorsanız bence bu video tam size göre. Ne yapıyorsunuz? Hemen söylüyorum. Bir içeceğinizi alabilirsiniz. Ben de içeceğimi aldım, getirdim buraya. Hemen onu sizlere göstermek istiyorum. Her zaman yaptığımız gibi. Kendisi burada içeceğimi. Bugün üzerinden dumanlar çıkıyor. Üzerinden dumanlar çıktığı için ne yapmadım bugün? İçerisine pipet koymadım tabii ki de. Ama ne yapacağım? Tabii ki de bir yudum alacağım videoya başlamadan önce. Bekliyorum. Siz de orada aynısını yapın. Ya da ay benim karnım acıkır gibi oldu diyorsanız da ayol hiç problem değil. Gidin atıştırmalık bir şeyler alın. Çıkıp gelin. Beni yine burada bulun. Ve de bu 15 parfümden oluşan sohbetimize başlıyoruz. Evet şimdi 15 tane parfüm bana bakmakta. Bugün farklı bir şey yapacağız biliyor musun? Şimdi bu 15 tane parfümün de isimlerini aşağıdaki kutucukta bulabileceksiniz. Aynı zamanda onların yanına bir de zaman dilimlerini yapıştıracağım ki eğer o zaman dilimine tıklarsanız YouTube sizi hop diye alacak ve de boom diye oradaki zamana götürecek ve de istediğiniz parfümü istediğiniz zaman dinleyebiliyor olacaksınız. Ama bugün bir farklılık daha var. Şimdi onu da size söylüyorum. Gelin. Kupamı şöyle koyayım. Şimdi bazı parfümlerin sadece isimlerini ekrana yazacağım. Bazılarının ise hem isimlerini ekrana yazacağım hem de hop diye şişeyi alacağım getirip böyle ekrana atacağım. Neden bu farklılığı yapacağım? Egemen delirdin mi? Oyun mu oynuyorsun derseniz. Hayır. Eğer şu an kredi kartı borcum olmasaydı, doluca param olsaydı çat diye mağazaya gidip full bottle tam şişe olarak alacağım parfümlerin dekantlarını anlatırken size full bottle. Tam boş şişelerinin resimlerini de koyacağım. Ama beğenmediğim, ay yok yani bunu tavsiye edemeyeceğim. Aman bu olmasa da olur dediklerimin ise sadece isimlerini ekrana yazacağım. Ama hepsinin isimleri aşağıda tabii ki de zaman dilimleriyle birlikte olacak. Bir de ben ne yapmıyorum biliyor musunuz? Şimdi onu da size söylemek istiyorum. Benim videolarımın description box'ına, açıklamalar kutucuğuna baktığınızda hiç böyle affiliate link, iletişimle bir linkler falan görmeyeceksinizdir. Çünkü biliyorsunuz ben ürün satmıyorum ve de ben YouTube tezgahtarı değilim ve de bu durumda olmadığım için benim aşağıya size işbirliğiyle birlikte yapılmış linkler, şunlar bunlar, affiliate linkler şeyler vermeme
gerek yok. Bunlar tabii ki de diğer YouTube tezgahtarları için uygundur, yapabilirler. Ama siz sadece beni izliyorsunuz burada ve de bu kanalı desteklemek istiyorsanız hiç öyle yani linklere falan alışveriş yapmanız falan gerek yok. Zaten alışveriş falan yapmayın. Türkiye'de parfüm fiyatları, cilt bakım fiyatları, makyaj fiyatları almış gitmiş. Elinizdeki ürünler bitti mi? Böyle sorun onu kendinize. Ondan sonra bir şeyler alacaksınız lan. Ama yok. Benim çok param var. İstediğimi alırım diyorsanız da gidin internete Google ismini yazın. En ucuz hangi sitede çıkarsa onu alın. Eğer Egemen ben seni nasıl destekleyeceğim diyorsanız da ayol çok kolay tabii ki bedava. Bir like bir subscribe'la destekleyebilirsiniz ama en iyi yapabileceğiniz destek ne derseniz benim videolarımı çevrenizle paylaşmaktır. Özellikle ve özellikle bu böyle isimli listede playlist'te kanalda 4 tane Türkçe video var ki o videolar bence şu ana kadar yaptığım en iyi videolar. O videolarla ben çok gurur duyuyorum ve ben o videoların Türkiye'de birçok kesimi infiltre etmesini düşündüğüm için o listeyi ya da o listedeki videoları tanıdıklarınızla, arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok desteklemiş olursunuz diyorum. Ve de hemen ilk parfüme geçiyorum. İlk parfümümüz wow, dünyadaki en iyi Mancera parfümü. Hemen ismini söylüyorum size. Rosendo Matteo'nun 5 numaralı Eau de Parfum'u. Aman Allah'ım. Instagram yıkıldı. Herkes birbirine girdi. Dediler ki bu plastik kokuyor. Dediler ki buna kötü dersen senin burnun yok. Burnun düşmüş. Dediler buna nasıl kötü diyebilirsin. Müsk havajöre kötü dersen buna da kötü demiş olursun. Cırtır cırtır bir sürü şey. Instagram'dan mesajlar geldi. Storyler screenshot alınıp bana yollandı. Neler neler neler. Ay ben de dedim ki. Ben bu parfüm denedim ya bu insanlar birbirine girmeden ne oluyor? Tabii ki gittim ne dediğimi bileyim diye tekrar gittim dekant aldım getirdim bunu önüme. Evet bu en iyi Mancera, Manceraların kraliçesi diyorum ben bu parfüme. Bu Rosendo Matteo'nun İspanyol parfümörün 5 numaralı Misk Amber ve de Floral parfümü. Şimdi ben bunu elime sıkmayacağım çünkü ben bunun performansını yüksek buluyorum. Bayağı da gelip yapışıp kalıyor. Şu an şöyle. Bunu kapağından kokladığım zaman güzel kokuyor mu? Kokuyor. Egemen sen bunda kauçuk, plastik, Mancera'nın o dokusunu alıyor musun derseniz evet alıyorum. Mancera'yı düşünün. Mancera'nın yükselişte olan stoklarını sattığını düşünün. Kendini upgrade ettiğini düşünün. Böyle yeni bir şeyler giyindiğini düşünün. Haute couture giyindiğini düşünün. Daha da belki bir kademe daha niş olduğunu düşünün. Çat diye şişeye Rosendo Matteo 5 numara olarak doldurulduğunu düşünebilirsiniz. Hangi Mancera parfümü olabilir? Bu gayet Mancera'nın bence Instant Crush'ıyla aynı seviyede seyreden bir parfüm. Biliyorum şimdi ortalık yıkılır. Ay nasıldır nedir bir sürü şeyler söylenir. Ay vallahi benim hissettiklerim bu. Bana bu parfüm Mancera kokuyor. Mancera'ların kraliçesi en iyi Mancera gibi kokuyor. Şunu alsam kullanır mıyım? Açıkçası ben şuna gelene kadar koleksiyonuma baktığımda daha çok iyi parfümler gördüğüm için ben bu parfümü çok da gün içerisinde sıkmam. Durunca o kauçuk yapısı, plastik dokusu kayboluyor. Tenizde tatlı bir vanilya tatlılığıyla hafif bir sıcaklık kalıyor mu? Kalıyor. Daha da günün sonlarına doğru böyle yanık bir şampuan kapı kokusu alıyor musunuz? Alıyorsunuz. Zaten ben bunların hepsini de birçok Mancera'da da alıyorum. Güzel parfüm. Beğeniyorsanız çatır 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 kullanın. Beğenmiyorsanız da zaten benim gibi şuraya sadece ismini yazarız. Şöylece kısaca dekantından geçeriz, bahsederiz ve geçeriz. Ben almam ama güzeldir. Gayet arkasında siyaj bırakır. Yemeklere, davetlere, date'lere gidersiniz diyorum. Ve de ikinci parfüme geçiyorum. Şimdi yine tartışmalı bir şey. Şimdi biliyorsunuz Nişane Türk markası. Ve ben Nişane ile ilgili iki tane video yaptım. Ta kanalın başlarından beri. Ay onları da ne diye yani kalkıp yani o günlerde nasıl uyandıysam Nişane deneyim videosu mu yapayım diye yapmışım onları. Zaten ben galiba bu Türk zümresine, Türk parfüm zümresine en çok o Nişane videolarımla birden pat diye düştüm. Ve de insanlar ikiye ayrıldı. Bir kısım benden nefret etti. Nasıl böyle bir şey olabilir falan derken bir kısım da ne yapalım bu da böyle bir şeymiş deyip beni izlemeye ya da benimle konuşmaya devam ettiler. Neyse. Ama o videolardan sonra ben Nişane denemeyi bıraktım. Çünkü şunu düşünüyorum ki her zaman buraya gelip, ekrana gelip Nişane hakkında olumsuz ya da böyle çok böyle glowing of of şaşalı videolar çekemediğim zaman sanki içimde artık bir kelebek ölecek.
Ve içimde birden çok kelebek öldü. Onları öldürdüm. Ta ki bak dedim bu böyle olmaz. Denemeyeceğim, yapmayacağım. Ama şu parfümü çat 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 çok önüme çıkarır oldular. Ben de dedim ki beni bu kadar kaşıdınız ve de gidip dekant alıyorum. Hemen o parfümden size bahsediyorum. Harrods Exclusive galiba. Ve de bir kadın parfümör tarafından yapılmış olan Nişane'nin ekstra pahalı parfümlerinden Favonius'u şu an karşınıza getirdim ve de kapağından kokluyorum. Çok güzel bir gül parfümüyle baş başayız. Çok uzatmayacağım bununla ilgili. Ben tam şişesini alır mıyım? Almam. Tam şişesini almayacağım için sadece ismini ekrana koyuyorum. Şişesini ekrana koymuyorum. Ne olarak düşünelim bu parfüm derseniz bence bu bir Maison Francisco Dijon Oud Satin Mood derivatividir. Ve de bu derivatifliğe doğru ulaşırken daha çok ne yapılmış derseniz çok çok kaliteli bir Türk gülü notası kullanılmıştır. Bunu sıkarsanız kötü mü kokarsınız? Asla ve asla. Buna gelene kadar benim sıkacağım vanilya, tatlı, gül, oud parfümleri daha da vardır der miyim? Derim. Bunların ilki şu parfümü üzerinde denediğimde zaten benim aklıma gelen Oud Serum Mood Extra oldu. Ben bu parfümü açıkçası almam. Niye almam? Oud Bouquet ile Delinay'ı layer ederim. Aynı havalarda dolaşırım. Çok kaliteli, çok güzel bir parfüm. Keyif alırsınız ve de performansı muhteşem. Bütün Nişane parfümlerinde olduğu gibi performansı muhteşem diyorum. Bunu da her yerde çok gördüğüm için bir denemek istedim. Ve de hemen bir başka gül parfümüne geçiyorum. O da Bodicea The Victorious'tan gelen ucuz parfümlerinden olan Ardent ya da Arden nasıl okunuyor bilmiyorum. Onu da sadece ismini yazıyorum. Çünkü tam şişesini almayacağım. Bu da yine güzel tatlı bir gül parfümü. Tom Ford Noir de Noir diyarlarından geliyor gibi sanki. Yine Tom Ford böyle Rose Prick havası veriyor gibi bana. Güzel kokuyor. Şekerli, hoş, tatlı bir gül parfümü. Şimdi bunun da tam şişesini almam. Niçin almam derseniz neden almayacağını hemen size gösteriyorum. Ben buna gelene kadar Tom Ford'un Rose Prick parfümünü alırım. Şimdi Rose Prick aslında biraz abart. Hani bunu ben size söyleyebilirim. Bu da güzel bir gül parfüm. Ama şimdi yani şu gül parfümüne bakıyorum. Elimdeki Rose Prick'e bakıyorum. Ne kadar fiyatı pahalı olsa da açıkçası şu ikisi arasında ben bunu tercih ederim. Ondan dolayı da Ardent'teki bu Bodicea The Victorious'un ucuz parfümleri olan Ardent'in değerini görüyorum. Beğenenleri çok iyi anlıyorum. Hoş kokuyor. Performansı da güzel ama benden gözü kapalı tavsiye gelmez diyor. Evet şu an bir designer markasına geçiyoruz. Bu designer markasının zaten bir ayakkabısı da şu an benim kolumda var. Ballerine Fetish isimli. Müzelerde gösterilen ayakkabısıydı bu. Bu marka hangi marka? Hemen size söylüyorum. Christian Louboutin'dan bahsediyoruz bugün. Lubimar isimli güzel bir şişede olan parfüm olacak bu. İsmini yazıyorum buraya. Yazlık bir parfüm. Yazlık tuz, beyaz çiçek ve de ferahlık parfümüdür. Birçok yeni çıkan designer parfümlerin üstünde bir parfüm bence. Eğer şişesini Google'layıp bakıp beğenip alıyorsanız ve beğendiyseniz ay benim de bir Christian Louboutin parfümüm olsun diyorsanız ben de bunu yazın kullanmak istiyorum sahilde diyorsanız bir de tuzlu olsun biraz da beyaz çiçek olsun diyorsanız bence bu parfümü alabilirsiniz. Hoş parfüm ama tavsiye edemeyeceğim. Evet. Şimdi yine bir designer'la devam ediyoruz. Bir designer ise Armani Privé. Biliyorsunuz bu renkli taşlardan oluşan koleksiyonunu daha Letter Précieuse isimli koleksiyonu arttırıyor. Geçtiğimiz videolarda pembe olandan bahsetmiştim. Bugün de size Indigo Tanzanite ya da Indigo Tanzanite nasıl okunuyor artık bunu biliyorum. İkisinden bir tanesi ondan bahsedeceğim. Bu parfümü ben koku kalitesi olarak Magenta'dan, pembe olandan daha çok beğendim. Fakat bu parfümün paldır küldür sınıfta kaldığı bir nokta ise bence aşırı silik ve uçucu bir parfüm bu. Kesinlikle ve kesinlikle çok 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 tene yakın ve de biraz daha maskülen ve de tatlılığı azaltılmış.
giysilerinizde daha iyi kalıyor. Ben bu parfümü kesinlikle tavsiye etmem. Ben açıkçası o seriyle olan videolarımı da artık hani seyrettim biliyorsunuz. En son 4 tanesini toplamıştım. Kırmızıyı, yeşili ve 2 tane maviyi. Hala bana şu an dersiniz ki hangisini en çok seviyor gibiyim. Sanki ben La Malekit'ten yola çıkacağım. Ama size açıkça söylemeliyim ki Pittsburgh'dan San Francisco'ya taşınırken de Rouge Malekit ve La Malekit'i elimden çıkardım. Bugün ise Indigo Tanzanit'i bu baharatlı gibi, hafif pudralı gibi olan kokusunu size bir şey söyleyeyim mi? Bir sır vereyim mi? Bence bu Armani son çıkardığı Bleu Lazuli ve de Magenta Tanzanit ve de bunda Indigo Tanzanit'te bence çok temiz bir dipten destekleyen bir misk akoru kullanıyor. Ben sanki onu bunda daha çok hissediyorum. Onun için zaten hani teninizde kaldıkça koklarsanız çirkin bir koku oluşmuyor. Ama dediğim gibi yani şu parfüme para verileceğini düşünmüyorum. Evet, şimdi tekrar bir Armani Privé'den ve de Armani Privé'lerin pahalı pahalı olanlarından ve de sadece yine aynı nişane Favonius gibi Harrods'da özel satılan bir parfümden bahsediyorum ki bu parfüm Cuir Majest. Cuir Majest kaliteli bir parfüm. Cuir Majest çok performanslı bir parfüm. Cuir Majest bence ne derseniz Tobacco Vanille Tom Ford ile onun en güzel yanlarını aldı ve de aynı zamanda gitti Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum'un o ambroksanlı böyle etrafınızı saran şöyle yayılan dokularını aldı, getirdi. Aynı şişede buluşturdu diyorum. Bir deri parfümü ama asla ve asla bir böyle ahım şahım bir Cuir de Russie ya da bir nasıl denir? Roja Great Britain gibi bir animalik deri olayı yok. Hani Cuir de Russie'yi en son şişesini aldım, Instagram'da paylaştım. Onun derisi de artık bana biraz body mist geldi ama hani öyle bir deriden bahsetmiyorum size. Burada çok daha böyle yani uysal falan bir deriden bahsediyorum. Zaten onu da gümbür gümbür kuru meyvelerle böyle hafif ambroksanla böyle moleküllerle vanilyayla falan birleştirmiş. Çok hoş bir parfüm yapmış. Kışlık zamanı çok yakışacak bir parfüm yapmış. Bu parfümü çok beğenecek hem kadınlar hem erkekler biliyorum. Ama tutup yani Harrods Exclusive'de 50 mililitresi kaç ne bilmem ne kadar paraya satılan bu Armani'yi önerir miyim derseniz önermem. Ama Egemen ben bunu aldım çatır çatır kokuyorum bayılıyorum derseniz de sizi çok iyi anlıyorum. Parfüm güzel. Evet şimdi iki tane indie markadan bahsedeceğiz. Ondan sonra bir markaya geçeceğiz ki o markadan 4 tane parfümden bahsedeceğim. Ondan sonra da geriye sadece 3 tane parfüm kalıyor ki o 3 parfüm de 2 ayrı markadan gelecekler. Şimdi indie markalardan bahsederken bugün Francesca Bianchi'den konuşacağız ve de aynı zamanda Hiram Green'den bahsedeceğiz. Şimdi gelin ilk olarak Francesca Bianchi'nin en son çıkan parfümünden bahsedelim. Bu parfümün adı Unspoken Musk. Bu parfüm güzel bir parfüm. Francesca Bianchi çok güzel parfüm yapıyor. Francesca Bianchi parfümlerinin problemi ne dersiniz? Bütün parfümleri kuruyuşa geçtiğinizde o veya bu şekilde birbiriyle cross talk, birbiriyle bir benzerlik, birbiriyle bir iletişim halindeler ki bu beni bir yerden sonra rahatsız ediyor. Ki bunda neden olabilecek bir şeye baktığımda da bende bunun deneme sitesi de vardı. Francesca Bianchi gül kullanmıyor. Francesca Bianchi sürekli iris kullanıyor. Yani Francesca Bianchi'nin açıkladığı notalara baktığınızda şunu görebilirsiniz ki oud kullanmıyor. Genellikle bir iris deri ve de bu misk moleküllerinden oluşan bir bazda ilerliyor. Şimdi bu signature'ı gayet sağlam bir şekilde oturttuğu için ve de bu signature'ın üzerinden dallanarak parfümler yarattığı içindir ki biz Francesca Bianchi'nin skalasını, portfolyosunu kokladığımızda parfümlerin birbiriyle olan iletişimini, birbiriyle olan yakınlaşmasını veya uzaklaşmasını anlıyor olabiliriz. Peki bu elimde tuttuğum Unspoken Musk en çok hangi Francesca Bianchi parfümüne benziyor derseniz onun zaten bu şişesi bende olduğu için size hemen gösterebilirim. Şu an burada. The Lover's Tale. Şimdi bu biliyorsunuz ki ballı bok parfümüdür. Benim en sevdiğim Francesca Bianchi budur. Açılışı 45 dakika için çok çok zor olmakla birlikte devamındaki 6 saatte kendinize inanılmaz özgüven getirecek, hoş bir kokuyu yaratan bir parfümdür. Ki ben bunun
tende kalışını da çok beğeniyorum. Ama şimdi bu parfümü alıp açılışını koklayıp böyle bir nevroza girerseniz de sizi anlayabiliyorum. Bunu yapmak için, bunu zaten hani kullanabilmek için biraz da cesaretli olmak gerekiyor. Şimdi bu ne yapmış Francesca Bianchi biliyor musunuz Unspoken Mask'ta? Bu beğendiğim bir parfüm. Gördüğünüz gibi zaten bu parfümün şişesini de ekrana koydum. Ki yani bunu ben de olsa sevinirim. Daha kullanılabilir bir hale getirmiş. Sanki böyle miski daha böyle bir törpülemiş. Açılışta biraz fazla çarpsa bile. Böyle biraz Serge Lhuton Muscoublican açılışında ilerlerken şöyle bir dönüş yapıyor ve de birden Francesca Bianchi'nin o irisli tatlılığına doğru yola çıkıyor ve teninize yerleşiyor. Bu parfüm güzel bir parfüm. Bu parfüm unisex bir parfüm. Francesca Bianchi başarılı bir kadın. Çok güzel parfüm yapıyor. Francesca Bianchi'nin denemediğim parfümü yok. Hala şu an bir parfümle gidip alsam hangisini alırım derseniz ikisi arasında kalırım. Etruscan Water ya da Unspoken Mask ile ilgili. Fakat şunu bile söylemek isterim ki size. Etruscan Water bir şifre olduğu halde çok çok tatlı bir şifre aslında o. O da belki oradan biraz kaybediyor olabilir ama ben elimdeki The Lover's Tale'dan çok memnunum. Francesca Bianchi'yi denemediyseniz, Francesca Bianchi'nin şöyle kapağını açıp bir ya bu kadın neler yapmış demediyseniz bence bu markaya bir bakabilirsiniz. Bilirsiniz diyorum. Bu parfümü de ben beğendim. Evet şimdi bir diğer wow indie marka ise Hiram Green. Bir tüberoz parfümünden bahsedeceğiz. Tamamıyla natural, organik içeriklerden oluşan bir parfümden bahsedeceğiz. Kendisinin bütün parfümleri gibi. Bu parfüm ise Moon Bloom. Şimdi Moon Bloom'u ben şöyle buraya sıkıyorum. Moon Bloom'un açılışı mükemmel kokuyor. Moon Bloom bence parfüm kalitesi ve kokusu olarak Frederic Malle Carnflower'a bin basar donunda sallar. Fakat bu parfüm tamamıyla organik, tamamıyla natürel olduğu için performans departmanında büyük sallantılar yaşıyor. Şimdi şu açılış çok güzel. Fakat bir 40-45 dakikadan sonra, 1 saatten sonra çok fazla skin scent'e dönüyor. Ve de bu tüberozun bu benim beğendiğim, hafif yaşlı kokan, hafif böyle ezik beyaz çiçek havası kokan halini kaybediyor. Şimdi şu açılışta kalsaydı ben bu parfümü kesinlikle gözlerim kapalı olarak önerir miydim? Önerirdim. Ama fakat bu yapıyı, bu beğendiğim açılışı çabuk kaybettiği için çok kaliteli bir parfüm olmasına rağmen Frederic Malle Carnflower'dan çok daha iyi kokmasına rağmen maalesef ben bu denemeden sonra buraya sadece Hiram Green Moon Bloom'un ismini yazabileceğim. Çünkü fuşyasını açıkçası ben param olsa da şu an almam ama mükemmel kokuyor. Yani şu tüberoz kokusu harika. Bu tüberoz kokusundan kokonatı hissediyorsun ama bu tüberozun güzelliği, tüberozun böyle yani çekiciliği asla ve asla kaybolmuyor ve de yaşlı değil. Harika bir parfüm yapmış burada kendisi. Fakat dediğim gibi ben sadece şu parfümü alıp şöyle bir savuramadığım için maalesef ki tam şişe olarak yoluma devam etmeyeceğim. Evet şu an Ex Nihilo markasına geldik. Ben bu markayla ilgili kanalın ta ilk zamanlarında bir video yaptım. O zamandan beri de ben bu video markayı denemeye devam ediyorum. Birçok parfümünü denedim. Bugün size 4 tanesinden bahsedeceğim. Bir tanesinde kısaca ismini vereceğim ki o pahalı listesinden. Şimdi şöyle gelin 4 tanesini hemen en son parfümlerinden başlayalım. Santal Calling isimli parfüm. Ben bu parfümle ilgili çok fazla konuşmayacağım. Çok beğenmedim. Çok piyasaya yani hani bizim de bir Sandalwood parfümümüz olsun adı altında çıkarılmış bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Çok fazla detay vermeyeceğim. Çünkü bu videonun sonunda ben zaten almanız gereken kendimin de 8 mililitre olarak travel size olarak büyük dekantını aldığım parfümümü arkadan bahsedeceğim için Santal Calling'e geçiyoruz. Evet bir başka parfüm ise Honoré Delights isimli misk parfümü. Bu misk parfümü kesinlikle şöyle düşünebilirsiniz. Initio Parfum Privé'nin mask terapi ayarında giderken oradaki o meyveli açılışa buradaysa bir patisserie akoru eşlik ediyor. Böyle daha çok bir bademli bir dokunuşlar var sanki. Biraz ve biraz ben karabiber de hissediyorum. Biraz böyle bir kimyonsu bibersi dokunuş var. Fakat bu dağıldığında teninizde ne kalıyor derseniz güzel bir misk akoru kalıyor. Hoş parfüm. Alır mıyım? Almam.
Evet, bir başka parfüm ise şimdi bana hep diyorlar yani ofiste kullanabileceğim bir parfüm olsun, niş olsun, feminen olsun, feral olsun, floral olsun, birçok istekler var. Şimdi bence şu an bu bahsedeceğim parfüm ki bu parfüm Ex Nihilo Lust in Paradise. Bence bu parfüm bütün bunları sağlıyor. Şimdi ben bu parfümün farkındayım size. Full Bottle Oak olarak halini koydum. Çünkü neden? Ben bunu günümüz kadınına, işe giden kadına, niş giymek isteyen kadına, fresh, floral ve hafif fruity, meyveli kokmak isteyen kadına bunu öneririm. Ben bunun kendim için koşa koşa gider şişesini alır mıyım? Almam, çünkü bundan sonra bahsedeceğim Ex Nihilo parfümünü ben daha çok beğeniyorum. Ama böyle yani genel geçer designer dünyasını üstten bakan ama o designerların meyveli yapısını, floral yapısını, freshliğini şöyle kendi arasında toplayan bir parfüm istiyorsanız, Ex Nihilo'dan Fleur Narcotique'i beğeniyorsanız ama benim bir daha öyle bir parfümüm olsun, onu çok güzel kullandım, çok güzel savurdum, yani randıman aldım diyorsanız, bence şu an ekranda gördüğünüz Lust in Paradise ismi de harika, bakabilirsiniz diyorum. Ve de ben size kendimin full bar, büyük boş şişe olarak almak istediğim Ex Nihilo parfümünü şu an gösteriyorum. Adı Explicit. Explicit 1, çiçek, çikolata ve de odunsu bir parfüm. Bu çiçek, çikolata, odunsu parfüm nasıl dokunuşlar içeriyor dersiniz. Hafif 540'dan esiyor. Hafif Angel Muse'un o çikolatalı dokusundan geçiyor. Hafif böyle Bond No. 9, Tribeca, Greenwich Village diyarlarında dolaşmış gibi. Fakat bunları yaparken bence çok güzel, kendine özgü bir parfüm yaratılmış. Aşırı performanslı, aşırı yayılan bir parfüm mü? Hayır. Kendim de beğendim mi? Ay çok beğendim. Bence çok seksi kokuyor. Harika koktum kendime. Ben bunu birçok kez denedim. En son bunu da bitirdim. Çünkü güzel kullanıyorum. Onun için bana sorarsanız Fragrantica'ya bir bakın. Notalarına bir bakın. Böyle onların benzediğini iddia edilen parfümlere bakın ki Fragrantica'da. Bence birçoğu aslında sizin için fikir verebilecektir. Ve de eğer o parfümlerle kendinize yakınlık görüyorsanız ve de bir de benim kanalımı izliyor ve de Egemen'in beğendiği şeyler de aslında benim hoşuma gider diyorsanız Ex Nihilo Explicit'ten bir dekant alabilirsiniz. Ben çok beğeniyorum. Bence seksi bir parfüm. Bence günümüz modernitesinde dinamik bir parfüm. Çantada şişini kullanarak böyle bir yerlere girmeden önce bir iki fıs yaparak hiçbir zaman boğmayacağınız ama arkanızdan da böyle güzel arkadan böyle gelen airy, böyle çakları, çikolatalı, çiçekli böyle bir tatlı, ferah bir hava bırakacağınız bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Güzel bir iş çıkarıldığına inanıyorum. Evet, şimdi büyük dekantlarıma geçeceğiz. Bunlardan ilki kesinlikle ve kesinlikle full bottle olarak önerdiğim bir parfüm. Bu parfüm Musk Milano'dan gelen Lost Alice isimli parfüm. Bu parfüm çok güzel. Bu parfüm kesinlikle üzerine düşünülerek yapılmış bir parfüm. Bu parfüm kesinlikle bir smart design, smart creation bence. Harika. Yani şimdi bu parfümle ilgili tek bir problem var. Onu size söyleyeceğim. Laktoniklik harika bir kere. Laktoniğin altında yatan tahtalı dokunuş mükemmel. Ve de bunlar kurudu. Maya başladığında tatlılaşan pudralık to die for. İnanılmaz. Bayıldım. Çok güzel kokuyor. Kıyafette de güzel kokuyor. Tenle de güzel kokuyor. Tek problemi ne derseniz parfüm savrulmuyor. Parfüm yayılmıyor. Parfümün yenilenmesi gerekiyor. Şu an şuradaki koku harika. Bir de eminim bu burada kurumaya başladıkça İngilizce video çekerken ki o tatlı pudralı laktonik sütlü yapıda mükemmel olacak. Harika bir parfüm. Ama dediğim gibi yani gidip şunun tam şişesini kendim almak istemiyorum. Çünkü şöyle güzel bir savuramadım. Şöyle gün içerisinde yani laboratuvarda çalışırken kendime kokusu buram buram gelmedi. Böyle bir kendimden geçmedim gibi oldu. Ama Musk Milano'dan şu an ben bir parfüm almalıyım. O parfüm hangisi olmalı diyorsanız cevap net. Cevap tek. Lost Alice kesinlikle zeka, kesinlikle oturduk düşünülmüş. Ben böyle bir parfüm yapıyorum, gurman yapıyorum, böyle bir çekicilik istiyorum şeklinde bir background prosesin olduğunu hissettiğiniz bir parfüm. Ben çok beğendim.
Zaten gördüğünüz gibi 8 mililitrelik bir dekant alıp onu da böyle fısır fısır sıka sıka buraya kadar indirdim. Gözüm kapalı öneririm. Evet, bir başka Mask Milano ise, şimdi bunun arka hikayesini hemen size anlatıyorum. Lost Alice, ben daha önce dekant olarak denemiştim, kokmamıştı. Arka plana atmıştı. Fakat burada San Francisco'ya tanıştıktan sonra bir mağazada Mask Milano sergileniyor. Orada tekrar denedim. Oradan sonra parka yürüyüşe gittim. O arada, o bir saatlik arada kendimden güzel kokular geldi. Ondan sonra ben gittim bu dekantı aldım ve dedim ki bu çok güzel kokuyor. Şimdi bunun çok güzel koktuğunu düşünen isimlerden bir tanesi de Derya. Derya aynı zamanda Mask Milano'dan gelen bu Times Square isimli parfümü de çok beğeniyor. Şimdi ben bu parfümü niçin aldım derseniz, o ben bunu çok beğeniyorum dediğim için aldı. Ve de Fragrantica'ya baktığımda menekşeli şekerleme şeklinde yorumlar vardı. Şimdi ben bunu aldım. Bununla ilgili şimdi Lost Alice kadar çok güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Kendine özgü bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Bana sorarsanız biraz bu Roja'nın verdiği pudralı, heliotroplu, sanki böyle biraz otsu havanın olduğu bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Devam ettiğinde, kuruyuşa geçtiğinde tatlandığını düşünüyorum. Ben bunu koluma sıktığımda biraz bana bazı Roja parfümlerini hatırlattı. Hangi Roja parfümlerini hatırlattı derseniz de sanki biraz böyle Chypre Extraordinaire havası aldım gibi oldu. Sanki bir yerden böyle Roja'nın bazı deri parfümlerini, yani belli başlı Roja parfümlerinin zaman dilimine, Roja'nın parfümleri biliyorsunuz biz anlamadan birçok değişim geçiriyor, bazı şeylerini hatırlattığını düşündüm. Onun dışında bu parfüm hoş. Bu parfüm kullanılır. Bu parfüm bence biraz zorlayıcı bir parfüm. Beğendim. Bu Styrax denen galiba bir reçinemsi, ne olduğunu bilmiyorum ama herhalde ondan dolayı bu parfümde bu hava var. Ama dediğim gibi bu Fragrantica'da beni bunu almama yönelten açıklamalardan biri olan bu şekerli menekşe olayının da kesinlikle hissedebileceğiniz bir parfüm. Bunu gördüğünüz gibi sadece ismini yazdım. Bende bu dekantı var. Bu dekant herhalde Mercari'de dekant derken bu Mask Milano'nun travel size şişesi aslında. Satışa çıkarabilirim aslında. Çünkü pek ben bunu kendimi kullanırken görmüyorum. Evet, son olarak da ne demiştim? Ex Nihilo Santal Calling'i almayın. Çünkü çok çok daha güzel, çok çok daha modern. Böyle yani üzerimizde böyle yıldızlar atan bir Sandalwood parfüm var demiştim. O parfüm ben daha önce bu kanalda önerdim. Ben bu markanın brand overview'unu da yaptım. Gittim sonra 8 mililitrelik bir de dekant aldım ki onu buraya kadar indirdim. Bu parfüm ne derseniz Bedica Parfum Gris Chanel Extrait de Parfum, inanılmaz bir parfüm. Gris Chanel'in Eau de Parfum versiyonunu silik bulduysanız ve Eau de Parfum versiyonuna bir de hafif böyle patchouli ve vanilyayla daha sağlam bir baz ekleyip Sandalwood'u belki de birazcık böyle bir törpüleyip bir hava yaratmışlar gibi, hafif böyle bir çay latte havası var gibi, daha ondan sonra çok çok kaldığında tatlılaşıyor gibi olmuş. Yani mükemmel olmuş. Çok güzel bir niş, modern parfüm yaratılmış. Bedica Parfum, Gris Chanel ile birlikte. Bir de onu güzelce böyle yoğunlaştırmış. Extrait de Parfum yapmış. Egemen de tabii ki bunu çok çok beğendi. Bana sorarsanız hala Bedica Parfum'un en iyi parfüm hangisi derseniz, gözüm kapalı net çat diye çok kolay bir cevap verebilirim. Passoir markanın en iyi parfümüdür. Passoir'dan sonra gelecek olan seçim ise tabii ki de Gris Chanel Eau de Parfum ya da Gris Chanel Extrait de Parfum'dır diyorum. Ve de bir yudum alıyorum. Evet. Şu an 34 dakikadır oraya oturdunuz. Beni izliyorsunuz. Var ya, çok teşekkür ediyorum. Ben bazen kendime 10 dakika bile katlanamıyorum. Beni nasıl 34 dakika izlediniz? yalnız bırakmadınız. Minnettarım. Sizler de son denediğiniz parfümleri yorumlarda yazabilirsiniz. Bu parfümlerle ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ben burada lak 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 konuştum. İçimde kalmadı. YouTube'da kaldı. Aynısı sizler için de geçerli. İçinizde kalmasın. YouTube'da kalsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.